Biz Türk milletinin maalesef büyük bir eksikliği var. Biz başarıları birlikte kutlamıyoruz. Birbirimizin başarısından gururlanmıyoruz. Bu dünyaya neler katabildiğimizden keyif almıyoruz. Oysa büyük bir iş başarıldı. Türkiye dünyada elektrikli otomobil üretebilen az sayıda ülkenin arasına girdi. Ve bu bir prototip değil. Bu bir seri üretim hattından çıkmış bir araç. Yani artık kendimize ait bir fabrikamız var. Bunun arkasında yüzlerce binlerce mühendis çalıştı. Yatırımcılar baş koydu. Tedarikçiler baş koydu. Siyasetçiler destek verdi. Ve sonunda tokumuza kavuştuk. Bunu kutlamamız lazım. Bunu tebrik etmemiz lazım. Bunun arkasındaki emeği anlamamız lazım. Bunu montaj demememiz lazım. Yerlilik oranı nedir demememiz lazım. Bu daha başlangıç. Bu epik bir yolculuğun ilk adımı. O yolculukta başarılı olacak mıyız, olmayacak mıyız onu henüz bilmiyoruz. Ama şu ana kadar gelinen yer ve yapılan sıçrama kutlamaya değer. Hepinizi emeği geçen, aklını buraya, emeğini buraya, parasını buraya veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bizim milletimizin bir eksikliği var dedim ama bir önemli eksiğimiz daha var. Çok duygusalız. Evet ben de gurur duyuyorum bu arabaların renginden, tasarımından, şeklinden. Ama bu kar edecek bir işletme olmalı. Öbür türlü sürdürülemez ve bunca emek boşa gider. O yüzden bu şirketin sürdürülebilirliği gerekiyor. Bu da finansal performansa bağlı. İşte bu videoda bunun üzerine duracağım. Bu şirket ne kadar para kaybedecek? Ne zaman para kazanmaya başlayacak? Kaç adet üretmesi gerekiyor? Bütün bunları biraz kafa yoracağız. O çerçevede biraz bu arabaların satış fiyatı ne olabilir ona bakacağız. Devletten nasıl başka yeni teşvikler gerekiyor? Bu konularda öngörülerde bulunmaya çalışacağız. Aracın henüz fiyatı belli değil, araçla ilgili bilgilerimiz eksik ama olsun belli tahminleri yapmak mümkün. Çünkü dünyada NIO gibi, Tesla gibi, Ford Mustang Mach-E gibi örnekler var elimizde. O örneklerdeki rakamlara bakacağız, benchmarklar yapacağız ve tokumuzun geleceğini finansal açıdan beraber tartışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Çok zor bir işe kalkışıldı. Otomobil işinde para kazanmak gerçekten son derece güç. Nitekim son 25-30 yıldır piyasaya gelen otomobil şirketlerin çok büyük bölümü battı. Başarılı olanlar arasında Tesla çok nadir örneklerden bir tanesi. Ve Tesla'ya baktığımızda tarihinin acılarla dolu olduğunu ve kar eden bir şirkete dönüşme sürecinin epey uzun olduğunu görüyoruz. Tesla'nın kuruluşu ta 2003'e dayanıyor. Fakat Tesla'nın halka açılması 2012. Tesla'nın ilk kâra geçtiği yıl ise 2020. 17 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz burada. 2012 öncesindeki rakamları maalesef bilmiyoruz çünkü şirket halka kapalı. 2012 sonrası ise baktığımızda 2019 yılının son çeyreğine kadar Tesla'nın hep para yakmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada bazılarınız belki Elon Musk şirketi yönetememiştir canım diyebilir. Bazılarınız ya o dönemde elektrikli arabalar hiç yoktu, ilk yapan şirket, tedarikçiler hiç kurulmamıştı, know-how eksikti diyebilir ve haklısınız. Bütün bunların payı olabilir. Yola ilk çıkanın daha fazla para kaybetmesi elbette mümkün. Tok bundan çok daha verimli gidebilir. Ama yine de şuna bakmamız lazım. Bu işte karlı olabilmek için kaç araç üretmek gerekiyor? Tesla örneğine baktığımızda kar edebildiği ilk yıl olan 2020'de 500 bine yakın araç üretmiş. Ondan önceki yıllarda hep zarar var. Tesla'dan 2 kat daha verimli olsa Tok, bu durumda en azından 250 bin aracı üretmesi gerekiyor kar edebilmesi için. Şu anda kurulan Tok fabrikasının kapasitesi 175 bini bulacak. Gelecek yıl ise sadece 18 bin araç üretebilecekler. Yani Tesla'nın 2013'teki rakamını üretebilecekler ve Tesla o yıl çok zarar etmişti. Böyle baktığımızda eğer Tesla verimliğinde giderse Tok, bu fabrikayla o şirketin kar etmesi mümkün değil. Tesla'dan 2 kat daha verimli olduğunu varsayalım. Bu durumda 250 bin araç üretmeleri gerekiyor. Buna da fabrikanın kapasitesi yetmiyor. Yeni fabrika eklemeleri gerekiyor olabilir. Elbette Tok'ta yeni kar fırsatları olabilir. Mesela yazılımdan çok bahsediyorlar. Bir takım yazılım hizmetleri satacaklarını söylüyorlar. Tok tesisleri içinde kurulan batarya üretim tesisinin sadece Tok için değil başka markalar için de üretim yapacağı söyleniyor. Bunlar dengeleri değiştirebilir ama yine de kar eden yolculuk hiç kolay bir yolculuk değil ve gelecek yıl üretilecek 18 araçta epey bir zarar edileceği kesin. Tesla biraz fazla iddialı bir şirket oldu. Elektrikli otomobil pazarının en büyüğü, aşırı pazar payı var ve çok karlı. Biraz daha TOG'a benzetebileceğimiz bir firmaya bakalım. Mesela NIO'ya. NIO Çinli bir üretici. 2022 yılında 100 bin kapasiteye ulaşabildiler. Yani TOG'umuzun toplam kapasitesinin yarısına eriştiler ve hala zarar ediyorlar. NIO 2016 yılından beri halka açık. 2016 yılında para kazanamamışlar. Hiç gelirleri yok. Sadece gider var. Şirket kurulu. 2017 için de aynı durum geçerli. 2018'de ilk sevkiyatlar başlıyor ve 2021 yılında 100 bin araca ulaştılar ve baktığımızda 100 bin araçtan 5 milyar 686 milyon dolar ciro yapmışlar. Buna karşın esas faaliyet zararları 707 milyon doları bulmuş. Tabii bunun üzerine faizler gibi farklı gider unsurları da eklendiğinde 1 milyar 685 milyon
milyon zarar etmişler. Yani NIO'nun tablosu da aslında Tesla'nınkine benziyor. NIO'nun da kar etmesi için üretimini katlayarak artırması lazım. Peki bu araçları kaç paraya satması lazım? Bir de ona bakalım. Fakat bunu hesaplamak için biraz işimizi basitleştirmek istiyorum ve varsayacağız ki TOK da Tesla kadar karlı bir şirket ve TOK da Tesla kadar işin verimi yönetebilen ve o adetlere ulaşabilen bir şirket oldu bir gün. Bunu görmek için hemen Tesla'nın sitesine gidiyoruz. Tesla'nın Model Y'si bizim TOG'umuza en çok benzeyen aracı, bir SUV o da. Baktığımızda burada bir sipariş verme denemesi yapalım. Model Y Long Range'i Amerika Birleşik Devletleri'nin Tesla 58.190 dolara satıyor. Bunlar tabii giriş seviyesi fiyatlar. Model Y performansı ise 62.190 dolara satıyor. Şimdi detaylara baktığımızda burada bizim TOG'umuzun bir 300 kilometrelik bir de 500 kilometrelik menzile sahip iki arabası olacak. Hızlanmasında 4 saniye civarında olduğunu söylüyorlar. Bu durumda bizim aracımızı Model Y Long Range'e benzetebiliriz diye düşünüyorum. 4.8 saniye hızlanma ve menzil 314 ile 330 mil arasında, işte kabaca 500 kilometre eder. Peki Model Y Range'in başlangıç fiyatına kadar baktığımızda 58.190 dolar. Tabii işler bununla bitmiyorlar. Gelin şimdi buna bir şeyler daha ekleyeceğiz. Enhanced Pilot. Bize dün yapılan açıklamalara göre TOG'da 3. seviye hatta 4. seviye otonom sürüş olacak. Bu durumda Enhanced Pilot dediğimiz özelliğe sahip olması lazım. Nedir Enhanced Pilot'ta? Navigasyon var. Otopilotla navigasyon yapabiliyor. Şerit değiştirebiliyor. Kendi kendine park edebiliyor. Summon dediğimiz özelliği var. Yani arabayı uzaktan çağırıyorsun, sana gelebiliyor. Bu özellikler bizim aracımızda varsa Tesla bunlarda 6.000 dolar ekstra para istiyor. Ekleyelim onu. Tesla'nın bir opsiyonu daha var. Full Self-Driving Capability diye. Bu işte bir gün Tesla'nın tamamen kendi kendine her yolda, her koşulda gitme özelliği, otonom sürüş özelliği. Bizim aracımızda onu katmayalım çünkü öyle bir iddiası da yok şu anda TOG'un. Onu hariç koyalım. Bu durumda Wall Connector ve Mobile Connector da herhalde hesaba katmak lazım. Bunlar da nedir? Aracımızın duvardan şarj olması, arabacımız yoldayken şarj olabilmesi. Bunun için de gerekli konektörleri, ara bağlantıları aldığımızda bakıyoruz aracımız kaça mal olmuş ödeme tablosuna gittiğimizde 73.990 dolara mal oluyor. Bizim TOG'umuza benzeyen Model Y'nin fiyatı 73 bin dolar. Biz daha ucuza satabilir miyiz? Satabiliriz ama zararımız büyür. Çünkü Tesla 1 milyon araç satarken bu fiyatlarda kar edebiliyor. Biz 18 bin araç satacağız seneye. En iyi ihtimalle de 175 bin ulaşıyor. Bu fabrikanın kapasitesi yeni fabrika kurulmaması durumunda. Bundan dolayı fiyatımızın buralara bir yerlere oturuyor olması gerekiyor. Türk lirasına vurunca 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin civarında bir fiyat çıkar burada. Benzer başka modeller var. Ford'un mesela Mustang E'si var, elektriklisi. Benzer fiyatlar var Amerika'da. 65-70 bin dolarlara satılıyor. New Avrupa'da satılıyor şu anda. O da yine 70 bin dolarlar civarında satılıyor. Üstelik o ülkelerde araba vergileri son derece düşük. Biz ÖTV'mizden taviz versek bile, arabanın vergilerinden devlet taviz verse bile ince fiyatlar yine buralarda bir yerlerde olacaktır. Bunun da altına inmemiz ne anlama geliyor? Bu işte zarar edilecek. Bu zararı kimin finanse edeceğini ben bilmiyorum. Daha evvel de bahsettim, bu zarar zaten bekleniyor. Burada bir sürpriz yok. Bunun finansmanı nereden olacak? İşte orası biraz tartışmalı. Aklımdan geçen opsiyonlar devletin çok ciddi teşvikler vermesi. Bu mümkün. Bu durumda bu zararın bir bölümü vatandaşı sırtına binecek. Binebilir de, bu makul. Devlet bazen bir teknoloji geliştirmek için bu tip masrafları yapar. Dışarıdan yatırımcı alınabilir, hisse senedi satılabilir, yabancı bir otomobil markasıyla ortaklık yapılabilir. Bütün bunlar opsiyonlar. Ama bu tablolara baktığımızda diyorum ki TOG'un tek başına ayakta durması son derece zor. Ya sandığımızdan da agresif bir planla bunun üretim kapasitesini 400 binlere, 500 binlere, 1 milyonlara doğru götürmek gerekiyor. Birkaç fabrika daha kurmak lazım. Neden olmasın ama vizyon bu. Ya da bir yabancı ortaklıkla, bir iş birliğiyle bu işi ilerletmek gerekiyor. Bütün bunlara bakıp karamsarlığa kapılmamak lazım. Pekala başarabiliriz. Pekala bu kaynaklar bulunabilir. Yabancılarla iş birliği yapmakta hiçbir sakınca yok. Yeni sermaye girişlerinde, halka açılmada, yeni ortaklıklarda hiçbir sakınca yok benim gözümde. Çünkü sonuçta bu araç bu topraklarda üretiliyor. Bir Türk markası olarak görülüyor. Türk mühendisler üzerinde çalışıyor. Türkiye'deki ekosisteme bir sürü istihdam fırsatı sağlıyor. Yan sanayinin gelişmesine sağlıyor. O yüzden benim için hiçbir sakıncası yok. Ama karlılığa giden yol sanılandan çok daha uzun bir yol. O yüzden aşırı gaza gelmeyelim. TOG'un başarılı olmasını hep beraber arzu edelim. Onun gelişimine hep beraber destek verelim. Ama TOG'un işi hiç de kolay değil.